Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 30. ayetinde bütün insanları hidayette olanlar ve delalette olanlar diye ikiye ayırıyor. Ondan sonra Allah-u Teala bunlar doğru yoldadır. İşte doğru yola gelin, doğru yola gelin, işte ne bileyim, tövbe edin, şunu yapın, bunu yapın diye bir takım emirler veriyor. Peki biz ne yaparsak doğru yolda olmuş oluruz. Bunun da açıklamasını yapıyor Allah-u Teala. Birkaç ayet okuyacağım. Zaten konu herkesin anlayabilecek kadar net. Öyle de olmalı. Bakara suresinin 155 ve 157. ayetleri şöyle. Mallarınızdan, canlarınızdan, efendim ürünlerden biraz korkuyla, biraz işte açlıkla imtihanı geçirileceksiniz. Efendim Allah-u Teala buyuruyor ki onların başlarına bir şey geldiği zaman biz Allah'a aitiz, ona tekrar döneceğiz derler. Ayet şu cümleyle bitiyor. Doğru yolda olanlar onlardır. Demek ki Allah'ın kitabına göre doğru yolda olmak başımıza gelen musibetlere sabretmekten geçiyormuş. Demek ki mallardan, canlardan eksiltildiğimiz zaman bunu Allah'a isyan olarak bir silah gibi kullanmamamız gerekiyormuş. Ama doğru yolda olmanın en asgari şartı En'am suresinin 82. ayetinde Allah-u Teala tarafından şöyle açıklanıyor. Kimler inanıp güvenir ve imanlarına bir yanlış bulaştırmazlarsa güven onların hakkıdır, doğru yolda olanlar onlardır. Demek ki bir insan ne kadar salih amel işlerse işlesin, ne kadar efendim infak ederse yapsın, namaz kılarsa kılsın, eğer imanına zulüm yani şirk bulaştırıyorsa o doğru yolda değildir. Doğru yolda olmanın en asgari şartı Allah'a ortak koşmamaktır. Bu son derece önemlidir. Allahü Teala doğru yolda olan insanların, doğru yola gelen insanların vasıflarını, sıfatlarını bize açıklamıştır. Bunlardan ne kadar oluyorsak, ne kadar Allahü Teala'nın bu açıkladığı sıfatları üzerimize taşıyorsak o kadar doğru yoldayız demektir. Bakara suresinin 177. ayetinde Allahü Teala şöyle buyuruyor. İyilik yüzünüzü doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. İyilik, hani cenaze namazlarına derler ya, nasıl bilirdiniz? Cemaatte alışına gelecek de iyi bilirdik diyor. İşte o iyinin tanımını yapıyor Allah. Böyle miydi? Nasılmış o iyi insan? Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere güvenen kişinin yaptığıdır. Böyle bir kişi sevmesine rağmen malı kendine yakını olanlara, yetimlere, çaresizlere, yolda kalanlara, isteyenlere ve boyunduruk altındakilere verir. Namazı özenle ve sürekli kılar, zekatı verir. Bunlar anlaşma yaptıkları zaman yükümlülükleri yerine getirirler. Allah'ın tanımını yaptığı doğru yolda iyi kimse böyle bir kimseymiş. Bir kimse bu sıfatları ne kadar üzerine taşıyorsa o kadar iyidir. Baskılara, zorluklara, bir de baskın anında olacaklara karşı dirençli olurlar. Özü sözü doğru olanlar bunlardır. Allah'tan çekinerek korunanlar da bunlardır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor Nazihat suresinin 40 ve 41. ayetlerinde. Kim de Rabbinin makamından korkar da arzularını dizginlerse onun kalacağı yer cennettir. Allah-u Teala yine Furkan suresinin 68 ve 70. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Rahman'ın kulları Allah ile beraber başka bir tanrıyı yardıma çağırmazlar. Haklı bir sebep yoksa Allah'ın dokunulmaz kıldığı canı öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa günaha girer. Kıyamet günü onun azabı kat kat arttırılır ve orada itibarsız olarak sürekli kalır. Ama tövbe eden, inanan ve iyi iş yapan başka. Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir, Allah bağışlar ve ikram eder. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayetler çoktur. Doğru yolda olmanın şartları Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan salih amel işlemektir. Kehf suresinin son ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa ona hiçbir şeyi ortak koşmasın ve salih amel işlesin. Allah-u Teala kimlerin tövbesini kabul etmeyeceğini de söylüyor. Buyuruyor ki Nisa suresinin 17. ayetinde ölümü gelen kafirlerle günahkar kimselerin ben şimdi tövbe ettim, şimdi geri döndüm diyenlerin tövbeleri geçersizdir. Yani kişi öleceğini %100 anladığı andan itibaren tövbesi geçersizdir. Neden geçersizdir? O ana kadar işlemiş olduğu kötü amelleri artık değiştiremeyecek. Niye tövbe ediyorsun ki? Etme. Zaten bir şeyi dönüştüremezsin. Zaten yaşayacak bir süre kalmamış. Bu tıpkı şuna benzer. Sınav bitiyor. Hocam kağıdımı geri verin. Soruların cevapları aklıma geldi. Hiçbir öğretmen kağıdı teslim etmez. Allah da ek bir süre vermez. Ben konuyu dağıtıp uzatmak istemiyorum. Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman, detaylara indiğiniz zaman göreceksiniz ki Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ömrünü salih amellerle geçiren insanlar doğru yoldadırlar, iyi insanlardır. Rabbim bu vasıfları üzerine taşıyan salih kullarından etsin bizleri.